الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهت الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فَهَلْ entum مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Sadakallahu'l-Azim İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler, mustazaflar, müstekbirlere diyecekler ki Şüphesiz bizler sizlere uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? İbrahim Suresi 21. Ayet Evet kardeşlerim bugün Hicri Şevval ayının 20'si 1441 Cuma Rabbimiz Kur'an'ın bu ayetinde vasıflandırdığı mustazaflardan olmaktan bizleri korusun muhafaza eylesin inşallah. Okumuş olduğum bu ayet-i kerimedeki zayıflık mazeret değil suçtur. Yüce Allah hiç kimsenin zayıf olmasını dilemez. O insanları kendi himayesine davet eder. Yani kendisiyle övünülecek olan himayeye. Çünkü yücelik Allah'a mahsustur. Bu zayıflar, bu mustazaflar Allah'ın kerim kıldığı insanın en önemli özelliğinden Kişisel düşünce ve inanç özgürlüklerinden vazgeçip kendilerini müstekbir ve tağutlara uydu kılan kimselerdir. Allah'tan başkasına boyun eğen ve Allah'tan başkasına ibadet etmeyi tek olan Allah'a ibadet etmeye tercih edenlerdir. Oysaki yüce Allah üstünlük ve insanlığın ayrılmaz alamet ve ölçüsü olan özgürlük hakkından hiç kimsenin ne gönüllü olarak ne de zorlanarak vazgeçmesini dilememektedir. Maddi bir güç ne kadar büyük olursa olsun özgürlük isteyen ve insanlık izzetine sarılan kimseyi köleleştiremez. Çünkü maddi güçlerin elde edebileceği en son şey sadece bedendir. Bedeni hapsedip eziyet, işkence ve cezalara çarptırmaktan öte bir şey yapamazlar kalp, ruh ve akla gelince bunlara asla sahip olamazlar. İnsan kendisini bağımlılık ve zillete teslim etmezse hiçbir kimse onu kontrolü altına alıp zillete düşüremez. Yüce Allah imandan sonra küfre düşen kimseye kat kat ceza hazırlamıştır. Çünkü bu kimse imanı tanıyıp tadına vardıktan sonra dünya hayatını ahirete tercih ederek irtidad etmiştir. Bundan dolayı da Allah ona gazaplanıp büyük azabını atmaktadır. Bakınız Nahi suresinin 106 ve onu takip eden 109. ayete kadarki bölümde nasıl uyarılarda bulunuyor. Kalbi iman dolu olduğu halde zor altında bulunan kimsenin dışında kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar edip küfre göğüs açarsa Allah kendilerine gazaplanır ve onlara büyük bir azap da vardır. Bunun sebebi onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın da kendilerini hidayete erdirmemesidir. Onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar kafil olanların ta kendileridirler. Hiç şüphe yoktur ki ahirette hüsrana uğrayanlar da bu kimselerdir. Evet değerli müminler, Allah'a iman eden bir kalbi bu dünyanın hiçbir şeyi etkisi altına alamaz. Dünya hesabı başka, akide hesabı da başkadır. Bu hesaplar birbirlerine karıştırılamaz. Akide ne bir oyuncak ne de hem almaya hem de reddetmeye müsait bir pazarlık işidir. Bütün bunlardan daha üstün ve daha azizdir. Bu suçun böylesine ağır ve korkunç bir ceza gerektirmesinin nedeni de işte budur. Ağızdan çıkacak bir tek küfür kelimesini söyleyeceğine rahatlıkla ölümü seçen seçkin Müslümanların sayısı bu yüzden az değildir. Mesela ölünceye değin mızraklarla vurulan Ammar'ın annesi Sümeyye bu kimselerdendi. Ammar'ın babası Yasir'in seçtiği yolda buydu. Hazreti Bilal müşrikler tarafından çeşitli eziyetlere uğratılıyordu. Sıcağın en şiddetli olduğu sıralarda göğsünün üstüne büyük bir kaya koyulup Allah'a şirk koşmasını emrediyorlardı. Ama Hazreti Bilal reddediyordu ehad ehad diyordu. Ve Allah'a yemin ederim ki müşrikleri kızdıracak başka bir kelime bilseydim onu da söyleyecektim diyordu. Evet değerli kardeşlerim. Akide büyük bir davadır. Esnekliği olmayan bir dava. Akideyi korumanın pahası ağırdır. Gerek Allah katında gerekse müminin nefsinde en ağırlıklı davadır o akide bir emanettir. Bütün dünya nimetlerini bir kenara atıp uğrunda hayat ve canını feda eden kimseden başkası bu emaneti koruyamaz. Çarpık imanlı zayıflara gelince onlar gözler önündeki yalancı nimet ve debdebelere dayanabilirler mi? Acaba bu zayıf kimseleri akide, düşünce ve ahlaki davranışlar konusunda müstekbirlere kukla edilebilecek bir güçleri mi vardır? Bu zayıfları yaratanları, rezzakları ve koruyucuları olan Allah'tan başkasına kul yapabilecek kimse var mıdır? Yok. Hiç kimse yok. Sadece nefislerindeki zayıflıktır kendilerini bu duruma sokan. Onlar zayıflardır. Bu uşaklıklarının nedeni tağutlardan daha az güçlü olmaları değildir. Yahut makam mevki, mal veya görev bakımından tağutlardan daha aşağı olmaları da değildir. Hayır, bunların hiçbiri değildir. Çünkü bunların hepsi zayıfların zafiyet sıfatını almalarının gerçek nedeni sayılamaz. Bunlar bu konu dışındaki meselelerdir. Onlar zayıftır. Çünkü ruhlarında zafiyet vardır. Kalp ve karakterlerinde zaaf vardır. Mustazaflar çoğunluk Tağutlar ise azınlıktır. Gerçek böyle olduğuna göre çoğunluğu azınlığa boyun eğdirebilecek kim? Hangi şey boyun eğdirebilir? Demek ki ruhi zaaf, himmetsizlik ve karaktersizlikten başka bunlara boyun eğdiren bir şey yoktur. Allah'ın insanoğluna bağışladığı ruhi üstünlükten vazgeçmektir bunları bu hale getiren. Eğer yığınlar istemezse Hiçbir tağut onları ezemez. Çünkü yığınlar eğer isterlerse her an için tağuta baş kaldırabilirler. Tağutun asla sahip olamadığı bir güçtür bu irade. Aslında tağut bir ferttir. Gerçekte hiçbir güç ve egemenliği yoktur. Çünkü onun tek dayanağı gafil ve alçalmış, tağutun binmesi için sırtını hazırlayan ve çekiştirilmek için boynunu uzatan tağutu yüceltmek için izzet ve üstünlüğünden vazgeçip baş eğerek batılı azdıran bütün bu işleri gah korkuyla gah da aldatılmış olarak yapan yığınlardır. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh der ki hiçbir zalim mazlumların rızası olmadan zulmünü sürdüremez. Evet değerli kardeşlerim bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve Avrupa'ya da sıçramış bulunan o ırkçılık karşıtı gösterilerin, o mücadelenin, bir de bu okumuş olduğumuz hutbe üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ''Ela inna senel kelami ve eblagan nizam, kelamullahi'l-melik'i'l-azizi'l-allam, kema galellahu tebareke ve teala fil kelam, ve izâ gri'el Kur'anu festemi'û leh''

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة